Herkese merhabalar. Ben çok iyi bir hatip olmadığım için biraz yazarak çalıştım. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Özel Öğretmenler Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın bu zamana kadar kazanımları, mücadele ettiği alanlardan bahsedeceğim. O yüzden süreci biraz başından alacağım. Önceden etüt ettim bir 3 dakikalık konuşmam var. Sizi sıkmamaya çalışacağım, dikkatinizi rica ediyorum. Eğitim, devlet tarafından tüm yurttaşlarına eşit, bilimsel ve ücretsiz sunulması gereken temel bir haktır. Eğitimin bir hak olmaktan uzaklaşıp alınıp satılabilen bir metaya dönüşme süreci, 2002 yılında kamu bütçesinden eğitime ayrılan payın 1/3 oranında azaltılmasıyla hızlanıp günümüze kadar gelmiştir. Özel okulların tüm eğitim kurumları arasındaki oranı 2001 yılında %3 iken günümüzde %15'e yaklaşmıştır. İktidarın 2013 yılında başlattığı bir uygulama ile özel okula giden öğrencilere devlet tarafından para yardımının yapılması, eğitimde metalaşmanın derinleşmesine sebep olmuştur. Devlet böylece eğitim yükünü üzerinden atarken özel okulların ve özel okullardaki öğrenci sayılarının artmasına yol açmıştır. Ülkenin pek çok yerinde eğitime fırsat eşitliğine sahip olmadığı için örgün eğitime çağdaş koşullarda ulaşamayan öğrenci bulunmasına rağmen devlet eğitim fakültelerinde öğrenim görmüş on binlerce öğretmeni şaibeli sınavlar ve mülakatlarla istihdam fazlası göstermiş, çözüm yolu olarak da özel okulları işaret etmiştir. 2014'ten bu yana özel okullar, önceki dönemlerin aksine sadece zengin ailelerin tercih ettiği bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Artık özel okullar, aktif çalışma hayatının içinde beyaz ya da mavi yaka olarak tarif ettiğimiz ailelerin kredi çekerek veya çalışan eşlerden birinin maaşının tamamını taksitlere yatırarak eğitimin kalitesinden çok çocuklarının güvenli bir ortamda kalmalarını sağladıkları bir yer haline dönüşmüştür. Biz özel sektörde çalışan öğretmenler, görev ve yetkiler bakımından kamudaki meslektaşlarımız gibi 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı çalışma sürdürmekteyiz. Fakat çalışma koşullarımız yasalarla belirlenmediği için her yıl özel okul patronları ile bireysel sözleşme pazarlığı yapmak zorunda kalıyoruz. Güvencesiz bırakılan özel sektör öğretmenleri olarak bizleri başarısız öğretmen olarak tanımlayan bakanlık ve kar uğruna mesleğimizi her gün daha eşitsiz koşullarda sürdürmemize sebep olan patronlar arasında emeğimizin değerini ve mesleğimizin onurunu koruma mücadelesi veriyoruz. Türkiye'de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin maaşı büyük oranda asgari ücret veya biraz üzerinde seyrediyor. Öğretmenler bir yıllık süreli sözleşmelerle ve yoğun mobbing altında çalışmak zorunda kalıyor. Hayat pahalılığı, geçinememe kaygısı, branşında bilgili ve yetenekli pek çok öğretmeni özel okullarda güvencesiz koşullarda çalışmaya mecbur kılıyor. Kurslarda ise süreç bu zorlukların yanında günlük 12 ders saatine varan çalışma saatleri ve 10 aylık her yıl yenilenen sözleşmelerle sürdürülmeye çalışılıyor. Süreli sözleşmeler her emekçinin güvencesi olan kıdem tazminatı hakkına ulaşımı engelliyor. Bununla beraber sendikal mücadele verdiği için işine son verilen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artmakta. Biz özel sektör öğretmenleri olarak haftada 40 saati aşan çalışma saatlerine, hafta sonu ve resmi tatillerde mesai dayatmasına, yarı yıl ve yaz tatillerinde çalıştırılmaya, yaz aylarında maaş alamamaya, kutsallık dayatması ile mesai dışı çalışmaya, görev tanımlarımız dışında iş yüküne maruz bırakılıyoruz. Bizler her yıl Nisan ve Mayıs aylarında yeni dönemin koşul ve ücretleri ile müdürlerle pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Yeni dönemin zamlı maaşını ancak Ekim ayında aldığımız için sene içerisinde enflasyon karşısında eriyen maaşlarımızla geçinmeye çalışıyoruz. 10. iş kolunda bulunmamız sebebiyle birbirinden farklı pek çok emek alanı içerisinde yeterli oran sağlanamadığı için toplu sözleşme hakkını kullanamıyoruz. Tüm bu eşitsiz ve hukuksuzluklarla kurulu düzene karşı bize bu emek sömürüsünün sektörümüzün kaderi olmadığını, emeğin kutsallığını yeniden hatırlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 2021'de pandemi koşullarında tüm eğitim emekçilerine ve ataması yapılmayan öğretmenlere seslenerek dayanışma güçlendirir çağrısıyla kuruldu. 13 bini geçen üye sayısıyla özel öğretim kurumlarındaki eğitimi ticarileştiren patron düzenine karşı dayanışmanın gücünü ve emeğin kutsallığını eylemlilikleriyle gösterdi.
Yakın zaman içinde kamudaki meslektaşlarımız ile eşit koşullarda mesleğimizi sürdürmek için sesimizi, sözümüzü karar vericilere duyurmak için yaptığımız eylemlilikler kamuoyunda ses getirerek kazanımla sonuçlanacak başarılı bir aşamaya erişti. Taban maaş yasasının hazırlanması ve bu sürece özel sektör öğretmenleri sendikasının müdahil olması konusunda siyasi ve bürokratik girişimlerimiz gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu eylemlerin sayesinde önemli bir aşama kat etti. Örgütlü mücadelemizle Milli Eğitim Bakanı'nın önce sözünü verip sonra yetki dışı ilan ettiği taban maaş hakkımızı meclisin ve kamuoyunun gündemine sokmayı başardık. Meclis Parkı'nda 52 gün sürdürdüğümüz eğitim nöbeti taban maaş konusunda kararlılığımızın ispatıdır. Diğer yandan İzmir'de kamudaki meslektaşlarımız ile eşit indirimli ulaşım talebimiz yine eylemlerimiz, siyasi ve bürokratik girişimlerimiz sonucu belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Kapsayıcılık konusunda sıkıntılar barındırsa da Ağustos ayı itibariyle indirimli ulaşım hakkımız uygulamaya geçti. Tüm bunlar öğretmenlerin örgütlü mücadelesinin kazanımlarıdır. Biz mücadeleyi başlattık ve büyüttük. Şimdi eminiz ki sizlerin göstereceği dayanışma ile hem eğitimin metalaşmasına hem okul patronlarının sömürüsüne karşı gerçek ve kalıcı kazanımlarımızı çoğaltacağız. Farklı alanlarda kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz birbirimizin en büyük güç ve güven kaynağını oluşturuyor. Birbirimize omuz verdikçe hep birlikte güçleniyor, hep birlikte ilerliyoruz. Yaşasın sınıf dayanışmamız, yaşasın emek mücadelemiz.